Al bakalım bunu, sağından dön. Evet. Şöyle hediye paketi yaparak yollayalım seni annenin yanına. 5 dakikam var. Ben dışarıda bekliyorum seni, tamam mı? Tamam. Teşekkürler. Evet, gel bakalım. Buyurun. Kimseye bir şey söylemedim. Bak, bu sefer sözünü tuttu anne. Sen uyan, ben zaten bir daha asla sözünden çıkmayacağım. Yeter ki sesini duyayım. Üzüldüm ben. Evren hocam, hayırdır? Hayır. Hayır, hayır. İyi misiniz? Yani daha iyi misiniz? İyiyim de daha kısmını anlayamadım pek. Yani hani ameliyattan sonra biraz kötü gibiydiniz. Rengin hocayı merak ediyorsanız durumu gayet iyi. Kapısında bekleyen sizsiniz. Gerçi bir meslektaşınıza böyle ilgilenmeniz gayet güzel. Estağfurullah hocam. Sizin kadar olmasa da. Bakıyorum Evren hocam, yine formunuzdasınız. Yani şapkadan tavşan çıkarır gibi laf sokuyorsunuz maşallah. Yani hocam, şapkadan tavşan çıkarabiliyorum ama cebimden pırlanta bir bileklik çıkaramıyorum, ona yanar. Belki bir gün o da olur. İnşallah hocam. Teşekkürler. Annen çok iyi olacak. Daha da iyi olacak, tamam mı? Merak etme. Tamam. Şimdi çıkar şu ninja kostümünü, koy buralara. Burada bekle beni, geliyorum hemen. Yettim çekirge. Çekirge mi? Hı hı. Onlar ne? Kavanoz, boş kağıt ve kalem. Yani görevin. Görevim. Hı hı. Nasıl yani? Sana söylenen yalanlar var, değil mi? Evet. Kimseye söyleyemiyorsun. Evet. İşte o yalanları bu kağıda yazıyorsun. Sonra kavanozun içine koyuyorsun. Bu kavanozu gömüyorsun. Gömüyorum. Hı hı. Peki nereye? Canını en çok acıtan yere. Sonra yüzleşme cesareti bulduğunda da kim canını yaktıysa çıkarıyorsun, çat çat söylüyorsun. Ya peki hiç cesaretim olmazsa? Bulacaksın o cesareti. Bazen bizden saklananları merak ettiğimiz kadar bize söylenen yalanları da hatırlamak isteriz. Canını en çok acıtan yere göm. Gücünü buluncaya kadar da bekle. Sanırım bunları nereye gömeceğimi buldum. Harika. Parlacığım. Annenin değerleri çok iyi. Çok çok iyi gidiyor. Ben de şimdi yanından çıktım. Çok güzel. Şey diyorum. Sen bu akşam bizde kalsana. Umay'la çığlık atarsınız birlikte. Çok teşekkür ederim. Ama ben annemi bırakmak istemiyorum. Ama onun için yapabileceğim bir şey yok.
Hem kendisi dinleniyor. Sen de git güzelce dinlen. Yarın zımba gibi burada ol işte. Evet. Siz Umay'la odada takılırsınız. O da çok sevinir. Tamam. Benim ilk önce bir işim var. Onu halledip geleyim ben. Tamam. Tamam. Umay'ı da arayalım. Bir yerden alırız onu giderken. Tamam. Geliyorum. Tamam. Görüşürüz. Erin hocam. Bahar. Şu sarma meselesi. Annenin verebileceği başka rüşvetler de var mı? Bence sen bu rüşvet işine pek sarma. Adın çıkabilir. Olmadı. Olmadı. Timur'un esprileri gibi oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.